duyduk duymadık demeyin. Evet, ya duyduk deyin ya da duymadık deyin. İkisi de aynı anda olur mu hiç? Bu akşam evimde doğum günü partim var arkadaşlar. Ha? Bir dakika. Asıl bu akşam benim doğum günü partim var. Şakir'i boş verin. Benim partim muhteşem olacak. Kimler partime gelmek istiyor? Ben. Hey, kimler benim partime gelecek kadar çok seviyor beni? Ben. Kimler Fil Necati'den daha şapşal? Ben diyecektiniz. Benim partime gelmek isteyenler ayağa kalksın. Benim partime gelmek isteyenler alkışlasın. Benim partime gelmek istemeyenler das das diye bağırıp yerden solucan gibi dans etsinler. Das. Bana gelecekler deve cüce oynasın. Deve cüce. Bu böyle olmayacak. Meselenizi başka şekilde halledin bence. Ben senden daha büyüğüm Şakir. Herkes benim doğum günüme gelecek. Ha? Cemşit, aynı gün doğmuşuz. Nasıl benden daha büyük olabilirsin? İyi, annelerimizi arayalım. Kim daha erken saatte doğduysa herkes onun partisine gider. Anlaştık. Alo. Anne. Efendim. Oğlum. Ben saat kaçta? Dünyaya geldim. Hı? Bir düşüneyim. Tebrikler. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Yaşasın. Baba olduk. Nur topu gibi bir karpuz aldım. Yer miyiz? Necati, 10 sene öncesindeyiz. Azıcık gençleşmen lazım. Ha, affedersin. Hohohoy. Necati, 10 sene dedim. 80'lere dönmüşsün. Inga. Karpuzu uyandırdın. Dandini dandini dastana, dalalar girmiş bostana. Kobostancı danayı, yemelsin karpuzlayı. Son dakika. Flash. Aynı gün ve aynı saatte doğduklarını öğrenen iki arkadaşın doğum günü tartışması devam ediyor. Şimdi olay yerinden görüntüler için arkadaşımız Fikret'e bağlanıyoruz. Evet, sendeyiz Fikret. Burada işler son derece kızışmış durumda. Olay yerinden canlı bildiriyorum. Benim doğum günümde uçan balonlar olacak. Oley! Benim doğum günü pasta fıstıklı, çikolatalı, hatta lazer kılıçlı olacak. Oley! Benim partime gelen herkese doğum günü hediyesi alacağım. Oley! Benim partime gelmeyen herkese su dolu balon atacağım. Oley! Şakir'i böyle görmeye dayanamıyorum arkadaşlar. Son bir görev. Ha? Ne oluyor? Bizim doğum günü partimize kim geliyor biliyor musunuz? Karizma Berkan! Oley! Harika bir haber. Şakir'in partisine gidelim. Şarkılarla bayılıyorum. Şakir'in partisine gidelim. Ha? Necati abi, şarkıcı Karizma Berkan neden benim partime gelsin ki? Bilmiyorum Şakir. Orasını da sen düşün artık. Bir dakika. Karizma Berkan asıl bizim doğum günü partimize geliyor. En sevilen şarkılarını söyleyecek. Oley! Sayın seyirciler, Karizma Berkan'ın şarkı söylemeye geleceğini duyan öğrenciler sevinçten havalara uçtu. Karizma Berkan! Gerçekten uçuyorlar. Plan A. Planımız işe yararsa herkes benim partime gelecek. Cemşit de avcunu yalasın. Oğlum dur bir. Necati abi çok iyi rol yapabilen biri değil. Uhu, ben Karizma Berkan. Tüt. Severim candan. Ya, Necati'ye bakın. Hiç benzememiş Karizma Berkan'a. Ben Karizma Berkan'ım. Necati kim? Ama kesin süper biridir. Sen de aynı kıyafeti giymişsin. Önce kendine bak. Cistek. Ben Karizma Berkan. 2 kilo karpuz ver hadi oradan. Ercan, daha içten oku, daha içten. Planımızı çalmışsınız. Sizden de bu beklenirdi. Asıl siz bizim planımızı çalmışsınız. Gelin çocuklar, gidip gerçek Karizma Berkan'ı buluruz biz de. Karizma Berkan olmaya çalışırken Goril Ercan oldum. İşte Karizma Berkan'ın evi. Amma da büyükmüş. Oo, ısınmaz bu ev. Eyvah, güvenlik var. Ne yapacağız? Remzi, sen güvenliği oyala. Ben de Şakir'le birlikte burada kalıp oyun oynayayım. Necati, ne saçmalıyorsun? Tamam, oyalamaya gidiyorum. Ama siz de içeri girip Karizma Berkan'ı bulun. Merhabalar. Acaba burada minibüs geçiyor mu? Geçiyorsa kaçla geçiyor?
Bizim oradan çok hızlı geçiyorlar da. Benim aklıma muhteşem bir fikir geldi Şakir. İzle beni. Geçen bir dolmuşa bindim ama hala dolmamıştı biliyor musun? Necati ne yapıyorsun? Güvenlik kartondanmış. Vay, koskoca güvenliği yere sermişsin Remzi. Söylesen zili çalmazdım. Ha? Karizma Berkan gidiyor. Remzi, o çizgi filmdeki gibi kamyona dönüş hemen. Necati saçmalama. Ne kamyonu ne dönüşmesi. Sayenizde Karizma Berkan gitti. Şimdi doğum günü partime kimse gelmeyecek. Şakir, ben kolay kolay söz vermem. O yüzden şimdi de söz vermiyorum. Necati konuya gel. Yıllar önce alıp yetiştirdiğim karpuza sorun. Ben sözümün eriyim. Ve Karizma Berkan'ı bulup getireceğim. Abi aman güvenmeyin bu adama. Karpuzdum ama kavun olarak yetiştirdi beni. Kimlik krizi yaşıyorum. Hiç güvenmediler sözüme. Karizma Berkan'ı bulup götürdüğümde görürler. Buyur Necati neye baktın? Sende Karizma Berkan var mı bakkal amca? Yok. Ciklet vereyim mi? Ver. Ah, tüh. İşe yaramadı. Avokadoları getirdim Cemşit. Onlar avokado. Avokadoluk pasta bile yapıyorum. Ama kimse yok, kimse yok. Oğlum dur ne yapıyorsun? Karizma Berkan nerede baba? Her yerde aradım. Videolarının altına yorum bile yaptım. Gazeteye ilan bile verdim. Abi satılık araba diye ilan vermişsin gazeteye. Şşt karıştırma. Parti saati geldi. Karizma Berkan hala yok. Kimse benim oğlumu üzemez. Madem öyle Ercan'la tüm şehri gezip Karizma Berkan'ı bulup getireceğiz. Ama önce şu adamı dışarı çıkar Ercan. Gülşah Bey, Gülşah Bey. Karizma Berkan'ı bulabileceğinize emin misiniz? Yoksa doğum gününü rezil mi edeceksiniz? Çık arkadaşım çık. Madem Karizma Berkan'a ulaşamıyoruz, o zaman biz de kendi Karizma Berkan'ımızı yaparız. Değil mi Mirket? Al yaptım. Nasıl olmuş? Mirket dalga mı geçiyorsun? Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Sıfırdan nasıl yapayım? Birimizi dönüştür işte. Kolay mı sanıyorsun? Evet. Doğru çok kolay. Çünkü çok zekiyim. Ama bana Karizma Berkan'ın DNA'sı lazım. Saç deli falan. Kendisini bulamadım ama bıyığını getirdim. Sözümü tutmuş sayılır mıyım? Bıyık mı? Nasıl buldun Karizma Berkan'ın bıyığını? Berberimiz ortak çıktı. Huhahay. Komik değil ama güldüm işte. Tamam tamam uzatma geç şuraya. Şunu da alalım. İlginç olaylar her zaman kırmızı büyük butonla olur. Karizma Berkan değil bu. Mirket ne yaptın sen? Dökülür o tüyler merak etme. İşte yalnız arada hafızası gidebilir. Bıyık DNA'sıyla ancak bu kadar oluyor işte. Karizma Berkan oraya. Şarkılarını çok seviyorum. Şarkılarını çok seviyorum. Hey evim burada. Hadi gidelim. Hey benim partim daha güzel. Cemşit de buradaymış. Gidelim hadi gidelim. Canan sen benim kardeşimsin. Vedat sen de benim kardeşim sayılırsın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz beni çok sevin. Başım geliyor. Evet sayın seyirciler. Henüz iki öğrenci de söz verdiği Karizma Berkan'ı getirebilmiş değil. Acele et Necati. Parti başlamak üzere. Hı? Pastayı unutuyordum neredeyse. Necati ben pasta alıp geliyorum. Bekle beni burada. Karizma Bakan değil mi o? Bir imzanızı alabilir miyim? Bilmem alabilir misin? Al bakayım. Hadi almaya çalış. Versene şu imzayı. Ne yapıyorsun? Ben gidiyorum. Ercan bulduk. Yakala. Ha, ne oluyor? Remzi. Aldım. Hadi gidelim. Necati neredesin? Hı? Karizma Berkan Halk Konseri. Efendim konser başlamak üzere. Geldim geldim. Herkese merhaba. Hayır, yaşasın. Şarkılarına bayılıyorum. Necati ne yapıyorsun burada? Kardeşim sen kimsin? İnsene sahneden. Mirket hafıza kaybı olabilir demişti. Necati kendisini Karizma Berkan sanıyor. Hadi zamanımız yok. Yetişmemiz gereken bir parti var. Ne yapıyorsun? İmdat! Hey durun! Remzi! Ne oluyor bilmiyorum ama bir sürü gofret almak gerekecek. Buraya gelin hadi. Of! Süper parti var evde hadi.
Tantunisini aldık da sustu sonunda. Ben çok sıkıldım. Madem iki partiye de gitmiyoruz, eve gidelim. Zaten Karizma Berkan da gelmedi. Balkona bakın. Karizma Berkan gelmiş. Karizma Berkan gelmiş. İşte orada. İki tane mi? Hiç yoktu. Şimdi iki tane var. Hangi partiye gideceğiz? Kafam çok karışık. Neler oluyor? Sen de kimsin? Ben kimim? Karizma Berkan'ım ben. Bir dakika. Hanginiz gerçek Karizma Berkan? Benim. Neler oluyor burada anlamıyorum. Bu adam niye benim kılığımda? Kimin kim olduğunu öğrenmenin tek bir yolu var. Necati, belli ki hafızanı kaybetmişsin. Ama yüreğinin sesini dinle ve kim olduğunu hatırla. Lahmacun kokusu. İşte bu. Bizim Berkan orijinalmiş. Hadi herkes Şakir'in partisine. Karizma Berkan, başlat konseri. Hem kaçırıyorsunuz hem şarkı söylememi istiyorsunuz. Ben konserime gidiyorum. Görüşürüz. Ne olur gitme. Karizma Berkan seni seviyorum. Peki bir şarkı söyleyebilirim çocuklar üzülmesin diye. Ama bir şartım var. Tartışmayı bırakın. Madem iki doğum günü var, gelin hep beraber kutlayalım. Anlaştık. Oley! Yaşasın Karizma Berkan! Oh, ben de eve gidebilirim sonunda. Ha? Efendim konseriniz? Ne eseriniz? Oh! Ama! Oley! Aa, belki. Dandili hastane. Daralar girmiş bostana. Ha? Ne oluyor? Neler oluyor? Absürt TV ile bir son dakika gelişmesi için maç yayınımıza ara veriyoruz. Güneşin hemen yanında ikinci bir güneş belirdi. Şimdi genel izleyici kitlesine soralım. Evet efendim, ne düşünüyorsunuz? Onlar hep karşı galaksinin suçu. Ne gerek var ikinci güneşe? Daha dondurmalar donmadı. Kumpir, Absürt TV'yi aç. Televizyona çıktım. Ay, ben böyle rezalet görmedim. Buradan ikinci güneşe istifaya, teyzemi de akşam yemeğine davet ediyorum. Hadi kardeşim, çıkın sağdan. İnsan maç yayınına ara verir. Maça değil. Aha. Baba, izliyorduk. Niye kapatıyorsun? Necati abiniz yüzünden başım şişti. Ses çıkaran herhangi bir şeye dayanamıyorum artık. Sanatımı desteklemeyecekseniz baştan söyleseydiniz. İyi de baba, çok sıkıldık. Yapacak hiçbir şey yok. Bari televizyon izleyelim. Benim aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bir evcil hayvanımız olsa hiç sıkılmazdık. Olmaz. Çok ses çıkarır. Necati abi de çıkarıyor. Aşk olsun. Etrafı çok kirletir. Necati abi de kirletiyor. Bakması çok zor. Her gün taramak gerekir. Evcil hayvanla kıyaslandığımı hissediyorum ve bu hoşuma gitmedi. Evcil hayvan. Tamam, sahipleneceğiz bir tane evcil hayvan. Ne olur ses çıkarmayın artık. Yaşasın! Remzi, yavru ejderha evcil hayvan sayılır mı? Saçmalama Necati. Ejderhalar gerçek değildir. Hem ne yapacaksın ejderhayı? Ocağım bozuldu da ateşiyle sucukları pişirecektim. Neyse, zaten evcil falan sahiplenmeyeceğiz. Benim başka bir çözümüm var. Alo Fuat, sen gerçek değilmişsin, öyle diyorlar. Abi, ben de kaç kere dedim sana. Hem masal dünyasındayım, beni nasıl arıyorsun bir türlü anlamadım. Absürt TV ile bir son dakika gelişmesi için konser yayınımıza ara veriyoruz. Az önce beliren ikinci güreş tekrar kayboldu. Üç kişiye sorduk ve tek bir popüler cevap alamadık. Bunlar hep karşı galaksinin suçu. Ne güzel ikinci güreşimiz vardı. Kesin onlar aldı. Alo, amane, ünlü oldum, ünlü. Sivas'a selamlar. Böyle rezalet görmedim. İkinci güneşi tekrar göreve, üst komşumu da ikindi çayına bekliyorum. Tamam, gidiyoruz. Devam edin konsere. Kim var orada? İmdat! Evimde hırsız var! Tanju, sakin ol. Biziz. Oh, Remzi, pardon, alışık değilim misafir gelmesine. Size ne ikram edeyim? Yarısı yenmiş muz var. Bir de az demlenmiş çay poşeti. Abi, beni unutma. Ha, bir de konuşan karpuz var. Çekirdeklerini kendi ayıklıyor. Sağ ol Tanju. Çocuklar evcil hayvan istedi. Malzeme arıyorduk. Evcil hayvan mı?
Beni alsanıza eve. Tanju kocaman adamsın. Remzilerin evinde onların yemeğini yiyip oyun oynayan kocaman bir adam zaten var. Tüm malzemeler tamam ama bir eksik var. Hı? Tanju, Beren'i versene bana. 3 gofret veririm. Bu Beren'i çöpten buldum ben. En az 5 gofret eder. 4 gofret artı kol düğmesi. 5 gofret bir kese altın, bir kasede sütlaç. 3 gofret bir de Necati'nin bıyıkları. Milyon kilo gofret, kaşıkçı elması, azıcık da yer elması. 1 gofret son teklifim. Anlaştık. Şu bereyi de taksak. Bıraksana kardeşim. Sesi tok çıkıyor. Bu karpuz olmuş Tanju. Şov başlasın. Necati, getirebilirsin çocukları. Basamağa dikkat. Ha? Necati, sen gördün zaten. Kendi gözünü niye bağladın? Ben de şaşırmak istiyorum Remzi. Ne var bunda? Hadi açın gözlerinizi ve evcil hayvanınızla tanışın. Ha? Oley! Baba, hangi hayvan bu? Köpek. Ben de tanışacağım, durun. Merhaba evcil hayvan, ben Necati. Senin adın ne? Biraz çöp kokuyor sanki. Kızım, sokak hayvanıydı, kokacak tabii. Yıkarsınız artık yeni evcil hayvanınıza. Bu biraz sessiz değil mi baba? Yok bak, hav hav hav, utangaç azıcık. Hadi gezdirin biraz sokakta, alışınca açılır. Oley! Ben de sessiz sessiz dinlenebilirim sonunda. Ben göz bandımı ne zaman çıkaracağım? Neyse Remzi, gel biraz sohbet edelim seninle. Şakir, sence de bu köpekte bir gariplik yok mu? Bilmiyorum. Hiç evcil hayvanım olmadı ki. Belki gerçekten utanıyordur. İyi de az önce bisikletlinin yanından geçtik. Hiçbir tepki vermedi. Köpekler bisikleti çok severler. Dursana. Bir dur bineyim mi bisikletine? Dursana kardeşim. Ben de bunu arıyordum. Kafam dondu. Konserve kutumu da geri istiyorum. Tanju abi, ne yaptın sen? Evcil hayvanımız 1001 parçaya bölündü. Söyleyin Remzi'ye tekrar yapsın. Hatta dur, düzeltirim ben şimdi. Oldu mu? Yani bu babam mı yaptı bunu? İnanamıyorum. Bir derslik olduğunu biliyordum. Babam bizi kandırmış. Şunun tatlılığına bak. Canan, bu bir yavru evcil hayvan. Sevdin mi sen beni? Kimmiş akıllı çocuk, kimmiş bakalım? Hadi eve götürelim evcil hayvanımızı. Madem babam ilgilenmiyor, kendi başımıza sahipleniriz biz de. Yardım edin, havlayıp duruyor. Havlamıyorum kardeşim. Bir tur binip ineceğim diyorum. Remzi, ben çıkarıyorum artık bandı. Sürpriz mürpriz kalmadı kesin. Ha? Sürprize bak. Remzi, senin çöpten yaptığın köpek canlanmış. Saçmalama Necati. Ne canlanması? Şakir, Canan, nereden buldunuz bunu? Bizi kandırdın. Biz de evcil hayvanımızı kendimiz bulduk. Adı Afacan. Aman, ben karışmıyorum. Tüm bakımı size ait. Ne yapıyorsanız yapın. Çocuklar, Afacan beni yiyecekmiş gibi bakıyor. Korkmalı mıyım? Ha? Doğru ya. Hemen mama almalıyız Afacan'a. Ha? Sen de git bakayım hadi Şakirlerle. Hıhay! Hava niye bu kadar sıcak? Şu termometreye bak. Kıpkırmızı olmuş. 90 derece gösteriyor. Of! Sıcaktan belim büküldü. Ben gidiyorum. Yap 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 yap. Ejderha'da daha iyiymiş bu. Mis gibi pişirdi sucukları. Şakir! Evcil hayvanınız etrafa ısı ve ışık yayıyor. Ayrıca gömleklerimin hepsini yemiş. Baba, niye yesin senin gömleğini? Tamam, lafımı geri alıyorum. Afacan, etrafı ısıtma kuçu kuçu.
Güneş, güneş. Sabah oldu, hadi neredesin? Bağırma sana orada berber. Uyumaya çalışıyorum. Eğer güneş doğmazsa ne olacak farkında değilsin galiba. Hayır, ama ben uyumazsam yarın çok huysuz olacağım. 4,5 milyar yaşındayım. 70 yaşında çocuktan laf işitiyorum. Şimdiki nesil çok bozulmuş. Saat 10 haberleriyle karşınızdayız. Ve şimdi bir son dakika gelişmesi için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Güneş ortalıklardan kayboldu. Ortalık karanlık ve hava -40 derece. Bakalım yerli turist ne diyor? Karşı galaksi sıcaktan terliyor, terliyor. Halinize şükredin biraz. Enişte, absürt TV'yi aç. Dondum. Yok yok, yayın donmadı, ben dondum. Ben böyle rezalet görmedim. Güneşe eski yerine kuzenimi de kahve içmeye çağırıyorum. Kaçın! Güneş niye doğmadı? Yardım edin! Yardım edin! Olamaz! Güneş nereye kayboldu? Ha? Bu sıcaklıkta ne? Hohlayarak ısıtıyorum etrafı. Buzum çözülüyor. Az daha bekle, geliyorum. Sen değil Tanju. Remzilerin evine bak. Göremiyorum ki. Az çevirsene beni o tarafa. Hop! Mirket! Aa! Hop da işe yarıyormuş buzu çözmek için. Hop! Oh, güzel, ısındık. Güzel, ne güzel sıcacık. Güneş gibi gerçekten. İyiymiş oh, burası. Isındık. Aferin Afacan. Şimdi anladım ben. Bizim Afacan bir yavru güneş. Isı ve ışık yaymasının sebebi bu. Bu kadar da yaymasaydı keşke. Mahalleye laf oldu. Abla itmesene. Motoru ısıtacağım azıcık. Marş basmıyor. Ay, evin içinde at var, at. Hiç kusura bakma, ev çoktan doldu. Abla aşk olsun, ne zararımızı gördün. İki de gıdık muhabbet ediyoruz şurada. Kadriye, az olsun inme içeride. Kemiklerim dondu. Mirket sen de yapma bak, yer kalmadı diyorum. Asıl güneş kayboldu. Sizin güneşi azıcık büyütüp gökyüzüne mi yollasak? Asla. Hem o kendi kendine büyüyor zaten. Eyvah! Sakın kimse kıpırdamasın. Evet, sakın kimse kıpırdamasın. Çünkü kovboyculuk oynayacağız. Yoho! Necati dur! Vahşi batı! Ha, ay! Dur Necati! Geliyoruz! Dur Afacan, gitme! Merak etmeyin, ben yakalarım! Vahay! Hava sanki ısınıyor mu? Ben biraz fazla terledim sanırım. Ayran kıvamına geldim çünkü. Ha? Gerçek güneş dibimize geldi. Küçük kuzenimi gören oldu mu? Ne zamandır onu arıyorum. Neye benziyor? Böyle sarı, yuvarlak, sıcak bir şey. Aa, yeşil köşeli ve yaşlı Peyami Baba var. Olur mu? Necati! Kemik erimem olmasa şimdi yakalardım seni. Ha? İşte buradasın. Çok korktum. Hayır. O bizim evcil hayvanımız Afacan. Ne olur Afacan'ı alma. Üzgünüm çocuklar ama kuzenim bana emanetti ve onu bir kere kaybettim, bir daha bırakmam. O bir evcil hayvan değil, gökyüzüne ait. Ama... Şakir, Canan, özür dilerim. Tüm bu işleri ben açtım başınıza. Ama olgunlukla karşılamanız lazım. Onu ailesinden ayıramayız. Seni çok özleyeceğim Afacan. Kendine iyi bak. Eğer dramınız bittiyse lütfen gider misiniz artık? Yanıyoruz burada. Affedersiniz, çok sıcak oldu değil mi sizin için? Merak etmeyin, bir arkadaşım 2 dakikada soğutur sizi. Jüpiter! Olmaz, olamaz! Jüpiter olmasın ne olur! Niye ki Mirket? Nesi var Jüpiter'in? Sürekli soğuk espri yapan biri. Hayır! Selam, ben geldim. Kadının biri güneşte yanmış, ay da düz. Yani yan ve düz, anladınız mı? Ayda 10.000 kazanmak ister misiniz? E o zaman aya gidin hadi. Hayır! Çıldıracağım. Evladım yeter. Müzik dükkanından beri 1 dakika durmadınız. Haftaya flüt sınavı var baba. Çalışmak zorundayız. Bakın bakın, flütle ne diyeceğim tahmin edin. Benim adım nedir? Hayır. Lahmacun'a bayılırım. Çok yaklaştın. Maceraya bayılırım demiştim. Peki peki, ver bakayım. Şimdi hangi şarkıyı çalıyorum?
Necati, senin yüzünden çantamı çöpe düşürdüm. Hem eğer gerçek müzik duymak istiyorsanız çantamdan ne çıkaracağıma bakın şimdi. Aa, yoksa bilmediğimiz yeteneklerin mi var baba? Gelin şuradaki parkta bakalım. Ha? Ver bakayım şunu. Ama park fikri güzelmiş. Hadi koşun, koşun. Koşun, yürü. Hadi çabuk olun. Hadi. Tamam. Kulaklarınız bayram edecek. Hazır mısınız? Ne çıkaracaksın? Kesin süper bir elektro gitar. Zigara geçidi. Bence Ramazan davulu. Kalorifer. Minyatür boy pop star. Eminönü vapuru. Açtım. Bir sürü kalorifer. Saçmalama. Para var burada. Bir sürü para. Ha? Baba sen zenginsin. İyi de çantamda bunlar yoktu ki. Ben hayatımda bu kadar para görmedim. Ben bir kere bir düğünde görmüştüm. Hayırlı olsun kankacığım. Şunu da şuraya takalım. Acaba kimin parası bu? Bence sahibine geri götürmeliyiz. Evet ama sahibini bulana kadar azıcık hayal kurmanın zararı yok bence. Oley! Hep zengin olma hayali kurmayı hayal ederdim. Oho! Yolun çok başındasın. O zaman herkes bu paraya sahip olsa ne yapacağını anlatsın. İlk kim başlasın? Taş kağıt makas oynayalım. Başlayın. Hepimizin eli aynı. Evet. Bizden taş kağıt makas olmaz. O zaman en çok anıran kazansın. Ayy! 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 Ne oluyor ayol bunlara? Anırıyorlar. Anırıyorlar bildiğin. Baksana. Bir dakika. Başrol benim. O yüzden de ben başlıyorum. Hadi bakalım. Kepçe adam. Başlangıç. Bu parayla süper kostümler tasarlayacağım. Özel güçleri olan arabam olacak. Ve şehirdeki bütün kötü adamları durduracağım. Evet ama ya etrafta hiç kötü adam yoksa ne olacak? Sen de onları durduramayacağın için süper kahraman olamazsın. O zaman bu çantadaki bütün parayla önce bir fabrika açarım. Adı da kötü adam yetiştirme fabrikası olur. Bu fabrikaya giren sıradan kişiler kötü adam nasıl olunur bunu öğrenecekler. Böylece ben de onlara günlerini gösterip süper kahraman olabileceğim. Hepsine dev kılıçlar da alacak mı? Tamam, dev kılıçlar. Sırtlarına takacakları jet motorları. Tamam, onlar da olsun. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Şakir Bey. Nasıl gidiyor dönüşümün? Tüm kötü adam özellikleri yüklendi. Sadece dünyayı ele geçirme yazılımında sıkıntı çıktı. Önemli değil. Nasıl olsa hiçbir zaman bu yapmak istediğiniz kötülüklere izin vermeyeceğim. Tabii. Bu akşam işiniz var mı? Şu arka sokakta etrafı dağıtarak kapışsak mı? Ya makine yağı bitmiş, onu dolduracağım ben. Ben de kötü kahkaha çalışacağım. Bunun gibi şeyler işte. Ama... Benim de gözlerimden lazer çıkarmam gerek yarına kadar. Hadi iki dakika kahramanlık yapayım ne olur. Abi bu adam peşimizi bırakmayacak. Acaba yalandan kapışsak mı iki dakika? İyi peki. Gönlü olsun, belki bırakır peşimizi. Tamam Şakir Bey, kapışalım. O halde iyi kötü kapışması. Evet. Hadi gelin kötü adamlar. Sizden korkmuyorum. Ne yapacağız şimdi? Şu çöp kovasını devirin, kötülük olsun. Sen de yere çöp at. Bu bardağa taşıran son damlaydı. Ses etmeyin. Ne yaparsa yapsın. Al sana. Al. Bir daha kötülük yapmayacaksın. Of. Bir daha kötülük yapmayacak. Aman da aman. Yenildik. Yine kötülük kaybetti. Kepçe adam yine dünyayı kurtardı. Böylece bütün parayı süper kahramanlığa yatırmış olurdum. Takıldığım tek bir nokta var. Kötü adam yetiştirme fabrikasında iyi kötü adam üretmek iyi üretim mi yoksa kötü üretim mi? Kötü üretim daha kötü adamlar mı üretir? Yoksa... Babam mavi ekran verdi. Öyleyse sıra bende.
parayla çok büyük bir laboratuvar kurardım ve dünyayı daha iyi hale getirmek için projeler yapardım. Canan Hanım, bugün yine çok zekisiniz. Sizin yanınızda kendimi az çorba gibi hissediyorum. Yani aynı gibiyiz ama ben az. Evet arkadaşlar, küresel ısınmayı durdurmak için yepyeni bir fikrim var. Acaba nedir? Madem dünya ısınıyor, biz de dev bir buzdolabı yapalım ve dünyayı o buzdolabının içine koyalım. Amanın, bu ne güzel bir fikir. Biz bunu neden düşünemedik hiç? Sonra da dünyadan daha büyük bir buzdolabı yapmak için çalışmaya başlarız. Derin dondurucusu da olacak mı? Dondurmada yapacak mısınız? Hayır tabii ki. İçi boş olacak. Çünkü dünyayı koyacağız. Yer kalırsa yoğurt falan da koyun. Onu o zaman düşünürüz. Neyse işte, sonra buzdolabı bitecek. Dünyayı da alacağız ve buzdolabını... Alacağız derken? Yani ittireceğiz işte bir şekilde. Madem parayı istiyorsun, her şeyi detaylı anlat. Of, tamam. Ve roketler takacağız dünyanın arkasına. O roketler de dünyayı taşıyacak ve buzdolabının içine koyacak. Sonra birkaç gün bekleyeceğiz. Küresel ısınma dursun diye. Peki o zaman da dünya çok soğur. Küresel soğuma olur. Canan Hanım, küresel soğuma oldu bu sefer de. Başka bir çözüm lazım. Buldum. Sonuçta hala paramız var. Dünya çok soğuduysa azıcık ısıtırız biz de. Hemen bir tane davul fırın yapalım. Anneannelerimizi kullandığından mı? Aynen öyle. Oo, dev börekler geliyor. İçin yapmıyoruz bunu. Dünyanın yanına bir iki tane de kıymalı kol böreği atsak ne olur? Hayır. Kokar sonra bütün dünya soğanlı soğanlı. Neyse. Dev davul fırını yapmayı bitirince de dünyayı buzdolabından çıkaracağız ve davul fırının içine koyacağız. Sonra birkaç gün bekleyeceğiz. Küresel soğuma dursun diye. Peki bu sefer de çok sıcak olmayacak mı? Bir ısıt, bir soğut. Dünyayı hamura çevirdik kızım. Neyse ki hala paramız kaldı bir kenarda. O son parayla da dev bir oklava yaparız. Sonra da baklava yapın. Bu kadar gereksiz icat yapmak yerine daha fazla elektrikli aracı binmeyi teşvik edip fabrika bacalarının hepsine filtre taksak... Tamam yeter. Bilim yeni fikirler denemeyi sever. Ben de denedim, ne var yani? Neyse, dev oklavayı da bitirip uzaya yollayacağız. Ve dünyayı oklavayla açacağız ve yeniden şekillendireceğiz. Ama bunun için size dev bir gözlemeci teyze lazım. O zaman aşırı hızlandırıcı hormonlar kullanarak bir tane gözlemeci teyzeyi büyütürüz ve uzaya yollarız. O da oklavayı alır ve hamur dünyayı yoğurmaya başlar. Hele ley 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 ley. Hele ley 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 ley. Hele ley hele ley hey hey hey. Bu neydi? Bilmiyorum. Gözleme açılırken şarkı söylemek rahatlatır herhalde. Tamam. Hadi afiyet olsun. Böylece dünya ne soğuk ne sıcak. Tam da olması gerektiği hale gelir. İşte benim projem tam olarak bu. Şu anda benim aklım gözlemede kaldı. Neyse, şimdi sıra bende. Yani parayla ne yapacağını en doğru hayal edecek kişide. Bildiğiniz gibi seyahat etmeyi severim. Yeni yerler görmeyi, yeni birileriyle tanışmayı, yeni heyecanlar yaşamaya bayılırım. Türkiye'yi baştan başa dolaşmayı, Avrupa'yı, Asya'yı, Avustralya'yı, Amerika'yı görmeyi çok isterim. Ama bakın burada büyük bir ama geliyor. Çok tembelsin! Evet! Bu yüzden de bütün paramla oturduğum yerden dünyayı gezecek bir sistem kurduracağım. Oturduğun yerden nasıl yapacaksın? Önce koltuğumu sokağa taşıyacağım. Sonra da dünyanın en iyi mühendis ve bilim hayvanlarından bir ekip kuracağım. Bu ekipte tabii ki sen yoksun Canan. Demin ne yaptığını gördük. Ha ha, çok komik. Koltuğumu da upuzun bir çubuğa bağlayacaklar. Sonra o çubuğun ucunu da aya saplayacaklar. Böylece ne olacak? Ben sabit kalacağım. Dünya döndükçe yeni yerler ayağıma gelecek. Mesela bir gün Gaziantep bana gelecek. Bakırcılar Çarşısı'nı gezeceğim oturarak. Baklava yiyeceğim. Sonra dünya dönecek. Hop, Hindistan buraya gelecek. Ben ne yapacağım? Hindistan cevizi yiyeceğim. Sonraki gün hop, Eyfel Kulesi. Hoppa! Hoppa!
işte. Proje dediğin böyle olur. Evet Necati abi, son olarak sıra sende. Necati abi? Ha? Neler oluyor? Necati, hayal modunu açtı. Sizin vizyonsuz hayalleriniz benim dürüm dolu projelerimle asla boy ölçüşemez. Ne? Kilo aldırmayan İskender, çikolatalı brokoli. Aa, gofret. Ha? Neler oluyor orada? Bu çanta. Bunlar benim paralarım. Ne? Senin paraların mı? Bir dakika, çantalarımız karışmış. Nasıl yani? Herhalde benim paralarım. Dün gece çöplerin arasına saklamıştım bu çantayı. Ama bu çantanın senin olabileceğini düşünmemiştim Remzi. İçinden çok saçma bir şey çıktı. Kaliteli müzik dediğin bu muydu baba? Bir dakika. Eğer para Tanju'nunsa, koltuklu dünya turu hayalimi Tanju mu yapacak şimdi? Kepçe adam da kepçe Tanju olur artık. Küresel buzdolabına gofretleri doldurur. Biz o parayla ne hayaller kurduk Tanju. Hepsini sen yapabilirsin. Bu paralarla mı kurmuştunuz? Hiç güleceğim yoktu. Ne? Ne demek o? Bunlar oyuncak para. Samet'in düğününde atmak için kullanacaktım. Siz bunu şimdi gerçek mi sandınız? Ne? Güle güle çikolatalı brokoli. Hiç unutmayacağım seni. Hazır mısınız? Herkes alacaklarını hatırlıyor mu? Fıstıklar ve bademler bende. Gazozlar ve meyve suları bende. Şakir? Bebek bezleri ve tuvalet kokuları bende. Oyun gecesi için bunlara niye ihtiyacımız var ki? Ne olacağı belli olmaz. Hadi kasada buluşuruz. Bir, iki, üç. Oyun gecesi. Hata. Ütü. Bülü. Necati, ne yapıyorsun orada? Kasada buluşalım demedik mi? Çok yavaşsınız. Büyük poşet ister misiniz? Çu! Bababababam! Hota! İşte bu! Necati abi, daha oyunu açmadım. Ne yapıyorsun? Önemli olan oyunu açmadan oynamaktır aslan çocuk. Aldıklarımıza bakmanın zamanı geldi. Oyun gecesinin en güzel kısmı! Al Şakir, sen devam et. Su çok güzel. Gelsenize! Gofret nerede, gofret? Teşekkürler. Ha? Bu da ne? Altın kaplama bir sucuk. Oo, çeyrek sucuk gördüm. Yarım sucuk da gördüm ama ilk kez 24 ayar saf sucuk görüyorum. Bir dakika. Biz bunu ödememişiz ki. Ne yani, parasını vermedik mi? Hapse girmek için daha çok gencim ben. Beni almayın bu sarı bıyığı ve şapkalı kafayı alın. Ne olur ben suçsuzum. Necati abi dur. Sakin olun. Markete gidip kimseye çaktırmadan yerine koyalım. Böylece kimse fark etmez. İyi fikir. Ama acele edelim. Market kapanmak üzere. İki kere daha atlayayım, geleceğim. Hallettim. Hadi gidip oyuna devam. Hadi Şakir, az kaldı. Necati, nasıl ve niye bu haldesin? Hangi bir sepete böyle binmek istemiyoruz ki? Beni yargılayamazsın. Çek. Çek. Tutamıyorum. İmdat göremiyorum. Necati sakin ol. Işıklar kapandı sadece. Işıklar kapandı. İmdat. Marketi kapattılar. İçeride mahsur kaldık. Hey, kimse yok mu? Kimse yok mu? Ha? Olmuş bu. Nap. Telefonum çekmiyor. Ne yapacağız şimdi? He? Dışarıdan bir ses geliyor. Dinleyin. Midemden geliyor o ses. Yok abi ben değilim. Dinle bak. Fülülülüm füfürü. Aa göbeğim fülü çalmayı öğrenmiş. Oley. Abi 1 liram var mı sepet alalım? Oğlum para bırakmaya gelmedik buraya. Ama abi. Of tamam al. Atla abi. Abi yırttık. Oğlum ne yapacaksın bunları? Bunlar değersiz. Al şu sepeti kuru yemiş filan doldur.
Tuvalet kağıdı doldur, acele et hadi. Tamam abi. Bu çocukta hiç kafa yok. Gerçi akıllı olsa hırsız olmazdı. Ama ben de hırsızım. O zaman yine çok düşünmeye başladım. Hop, hey. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için markette kapalı kaldık. Eğlence başlasın. Necati abi, bir tek sen eğleniyorsun. Her yer karanlık, kimse yok. Sesler, canavarlar. Yukarıdan açık kapılar görünüyor. Ne? Açık kapı mı? Evet, şu iki adam açtı az önce. Niye ki? Durun, bizi bekleyin. Kapıyı kapatmayın. Siz kimsiniz? Merhaba, market çalışanıyız biz. Bazı malları etiketleyeceğiz de. Asıl siz kimsiniz? Yanlışlıkla altın sucuk çaldık. Remzi, ne vuruyorsun? İçeride mahsur kalmıştık da. Ya da tüm dünya dışarıda mahsur kaldı. Niye bere takıyorsunuz? Hava gayet sıcak. Peynir reyonunda çalışıyoruz normalde. Buz gibi oluyor ama alışkanlık işte. Ben ikna oldum. Şehre gidiyorsanız bizi de bırakır mısınız? Oyun gecesi bitmeden yetişelim. İyi bari, atlayın. Kamyona. Bunlar çok iyi anlaşır. Biz hazırız. Abi, malları etiketleyeceğiz dedin ya. Etiketler nerede? Oğlum ne etiketi, saçmalama. Anla artık. Hırsızız biz, hırsız. Demek bir hırsızım. O zaman eller yukarı. Çabuk üstündeki tüm parayı bana ver. Son 1 liramı da aldın az önce. Sepetteki parayı geri almayı unuttuk. Buz kokusu alıyorum. Burada da süt var. Güçlerimizi birleştirip buzlu süt yapalım. Biraz düzgün kullanır mısınız? Remzi, boş boş çalkalanıyorsun. Al şu ayranı, bir işe yara. Dibine çökmüş. Türk kahvelerini getirdim komiserim. Eline sağlık. Dur, şu aracın gelişini beğenmedim. Sağa çek ticari. Polis amcaya bak, el sallıyor. Merhaba. Polis, onlar polis. Eyvah, sıkı tutun. Dur, ihtarına uymadı. Çabuk. Sizden bir haber geldi. Bir market soyulmuş. Sanırım hırsızları kovalıyoruz. Oley, sonunda aksiyonlu bir gece. Al Necati. Çalkalandı ayran. Hırsızlar durun. Ya da biraz daha kaçın, öyle durun. Aksiyon hemen bitmesin. Oley! Eğlenceli polis çıktı bunlar. Olamaz. Bir terslik olduğunu biliyordum. Bunlar hırsızmış. Doğru. Çünkü benim kalbimi çaldılar. Ne diyorsun Necati? Bunlar gerçek hırsız. Tamam işte. Kalp şeklinde bir yastık çalmışlar. Beni hiç dinlemiyorsunuz. Çıkarın bizi buradan. Önce yanlışlıkla sucuk çaldık. Şimdi de daha büyük hırsızlığa karıştık. Kesin tutuklayacaklar bizi. Of, kötü oldum, şekerim düşüyor. Bu da üstüne tuzu biberi oldu. Şimdi kolay, sağ yıkla pirincin taşını. Bal gibi belliydi hırsız oldukları. Gofret, peçete, avokado. Avokado? Polisleri atlattık. Daha değil. Araç değiştirmemiz lazım. İşte. Acele et. Of. Temiz hava. Sonunda. Hırsızlar kaçmış. Şimdi ne yapacağız? Merhaba uzaylı. Biz dostuz. Barış için gelmedim. Biz de zaten kendi aramızda dostuz. Senle değil. Ben sizi görmedim. Siz beni görmediniz. Bu gece daha da garipleşmeden gidelim artık. Bir dakika. Bu kadar yiyeceği burada bırakamayız. Yoksa bozulur sıcaktan. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yok. Güzel. Ben de bir şey düşünmüyordum zaten. Hadi atlayın kamyona. Markete geri götürmemiz lazım her şeyi. Selami. Güzel oldu, güzel. Hadi diğer tarlaya da gidelim. Her yerde polis var. Çalınan her şey yanımızda. Bizi hırsız sanacaklar. Benim bir fikrim var. Şimdi gerçeği anlatsak da inanmazlar. Beni dinlesenize. Geri dönsek de olmaz. Tüm yollar kapanmıştır. Niye kimse beni dinlemiyor? Hülülülülü, baksanıza. Bir şekilde içeri sızmamız lazım. Ben de düşünebiliyorum.
Necati, ne yapıyorsun? Yakalanacağız. İçeri girmenin bir yolunu biliyorum. Öf. Söyle bakalım neymiş. Ve lütfen süper hızlı ninja saldırısı deme. Her zaman her yerde olan ama kimsenin görmediği tek kamyon nedir? Delilleri toplayın. Delilleri topluyoruz efendim. Basını ne kadar alayım. Zarar var? Acele etmemiz... Overlook makinası ayağınıza geldi. Alın girip yolu paspas kenarına, alıların kenarına. Hanımlar beyler. Delilleri toplayın. Basını içeri almayın. Çok az zamanımız kaldı. Overlook çekilir. Hatta eski diyor, yenici, bozacı, bozayı geldi hanım. Necati, ver şunu. Ay. Sabaha kadar vaktimiz var. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım. Hı? Evet. Hemen başlıyorum göreve. En çok ben dizeceğim hatta. Peçeteler, fıstıklar. Sonuncusu da bitti. Bitti. Artık gidebiliriz. Evet. Çok zor geceydi. Ne raf dizdim ne raf. Ellerim tutmuyor bak. Necati, ellerin gofret tutuyor. Kahvaltıda mı yapmayalım? Hadi ben kaçtım. Humarey. Süzme peynir olmuşum. 17.90'a düşmüşüm. Alsam mı acaba yarım kilo? Hırsızları yakaladım. Üstüne üstlük şu araçları ehliyetsiz kullanıyorlarmış. Herkesin can güvenliğini tehlikeye atmışlar. Şimdi sadece sizin kayıp ürünleri bulmak kaldı. Biri gelip her şeyi yerine koymuş. Bir tek eksik bile yok. Ay, çok teşekkür ederim. Eve gidelim artık. Şunları kullanmıyorsanız alıyoruz. Merhaba. Nasıl dün sizin poşete koyduğum altın yaldızlı promosyon sucuk ikramımızı beğendiniz mi? İkram mı? Necati, tahmin et bu bayramda kendime ne aldım? Tada! Remzi, inanamıyorum. Yıllardır istediğin tekerleği sonunda almışsın. Necati, tekerlek değil. Canavar kamyon aldım. Canavar mı? Kaçın! Hayır, canavar değil. Buna çok büyük olduğu için öyle isim vermişler. Nasıl bileceğiz buna? Bilmem. Hiç düşünmedim. Akrobatik atlayış yapalım. Benim daha iyi bir fikrim var. Demsi, ayakkabıların çok yumuşak. Hangi ayak kremini kullanıyorsun? Ayakkabıma ayak kremi sürmüyorum Necati. Kadri'yi arıyor. Alo Remzi, çabuk bizi alışveriş merkezinden almanız lazım. Çok zor durumdayız. Ne oldu Kadriye, iyi misiniz? Limitsiz kart Remzi, limitsiz kartı almışım yanıma. Akıma kapıldım, harcamadan duramıyorum ayol. Anne, çok fazla gereksiz şey aldın, durman lazım. Ha? Anne? Ay, şu radyasyon önleyici laboratuvar kıyafeti çok güzelmiş. 150 son teklifi. Abla, kurtarmaz uzaydan geliyor bunun parçası. 300'den aşağı düşmem. Tamam, 250. Ama şu meteor parçasını da alırım. Oley! Ben kavunum ama meteor sandılar. Necati, hemen park yeri bulmamız lazım. Yoksa Kadriye ailemizin bütün parasını bitirecek. Buldum. Bayram arifesi çok kalabalık. Hemen kapıyorlar boş yeri. İşte. Nasıl ya? Aynı kadın değil mi o? Belki ikizlerdir. Ya da daha korkuncu. 15'izlerdir. Ailecek AVM'ye gelmişlerdir. Sabaha kadar park yeri kapıyorlardır. Remzi, orada. Orası çok küçük Necati. Sığmaz bu araba. Şurada bir tane var. Necati, bisikletler için orası. Bak, orada park yeri. Necati, orası çocuk parkı. Ama sen de bir yer beğenmiyorsun. Ne olurdu iki kaydıraktan kayıp uçan börek diye bağırsaydık? Uçan börek! Abi, genel merkezden aradılar. Acilen güzel bir bayram haberi bulmamız lazım. İyi de bugün her şey çok normal. Canı sıkılanlar, alışverişe gelen uzaylılar, boyutlar arası geçiş yapan dinozorlar. Haber değeri taşıyan tek bir şey bile yok. Deprem mi oluyor? Hayır,
daha da sarsıcı bir şey buldum. Alo, Necati nerede kaldınız? Dünyaları aldım. Abla ben dönüyorum müsaadenle. Anne, o da ne? Ha, Necati, o kadar şey aldım ki dijital sayat çıktı tepemde. Harcadığım parayı gösteriyor. Ay çok gerginim. Ne demek park yeri yok? Hayır, otobüsle gelemeyiz. Hayır Necati, zeplinle de gelemeyiz. Ayol acele edin, burada işler çığırından çıkıyor. Kaldırım taşlarında indirim varmış. Beş bedavaymış. Bizim canlıya süper olacak. Çekilin önümden. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bayram günü park yeri bulamayan iki adam aracında mahsur kaldı. Şimdi onlara bağlanıyoruz. İmdat! Yardım edin. Park yeri bulun bize. Ne olur yardım edin. Çikolatalı kruvasan atın bize. Kadriye ne varsa satın aldı. Aracı park edemiyoruz. Çocuk parkına gidemiyoruz. Aracınıza bir park yeri bulmak zorundasınız. Yolun ortasında duramazsınız. Yaklaş abi, yaklaş. Bu dramı herkes görsün. Bu iki adamın sonu ne olacak? Yetkililer onlara yardım edecek mi? Küçük kavunun meteor olmadığı ne zaman ortaya çıkacak? Ben ne zaman ayrı eve çıkacağım? Hepsi az sonra. Yetkililere yardım edin! Onları kurtarın! Gönlünü sizinle! Onlara park yeri bulalım! Bu kadar Evet sayın seyirciler, halkımız yine şaşırtmadı ve her olayda olduğu gibi taraf seçti. Arası yok mu bu işin? Oh, domates fırlatıyorlar. Biber ve yumurta da fırlatırlarsa menemen yapabiliriz. Ah, işte park yeri. Bu sefer benimsin. Hadi hadi hadi. Ne güzel de park yeri buldum. Hayır. Neden Öküz abi, neden? Buradan çekin. Tek çekim. Biraz da buradan çekin. Hop hop, temas yok. Temassız çekebilirsin. Canan, bütün aksiyon olup bitiyor ve biz hala hiçbir şey yapmadık. Evet, sıra bizde. Eminim şu aldıklarımızdan bir çözüm çıkarabiliriz. Benim bir fikrim var. Neler oluyor? Neler oluyor? Bir şeyler yapıyorlar. Şuraya bak. Şuraya bak. Park yeri açacaklar. İşe yarar mı? Ha? İşe yarıyor. Öndeki arabaya yaklaştırsak yeter. Hey! Burada helikopter uçurmak yasak. İyi de bu helikopter değil ki. Yasak dedim. İyi de onlar uçuruyor. Zaten onları da bir yakalarsam gelin buraya. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Başka bir yol bulmamız gerek. Cüneyt amca. Bayram ne şeyle bağırmayın. Kulaklarım gayet iyi duyuyor. Babamlar mahsur kaldı. Arabanı bizim için otoparktan çekip onlara yer açar mısın? Neden duymadım? Şaka şaka. İyi de neden yardım edeyim ki size? Çünkü emekli komedyensin artık. Komik olmayan şeyler de yapabilirsin. Çok saçmaymış. Poşetleri bir taşırsanız anlaşırız. Bir poşet taşımada ne var ki? Anlaştık. Ha? Bir 10 dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Evet, yanlış duymadınız. 10 dakika. Çünkü 10 dakikalık benzinleri kaldı. Tüm ülke kenetlendi ve onların park yeri bulmasını bekliyor. Remzi'nin çocukları ise yardım edebilmek için canla başla çalışıyor. Helikopterlerden az sonra bir yardım paketi içeri atılacak. Belki son dakikalarını güzel geçirsinler diye. Burada da değil. Arabanı koyduğun yeri hatırlar mısın artık? Tüm otoparkı dolaştık. Zamanımız kalmadı. Hatırladım. Sonunda. Hatırladım. Ben buraya arabayla gelmedim ki. Yaya gelmiştim. Alo. Tamam anne. Şakir, annem aradı. Aldıklarını taşıyamıyormuş. Yardıma gitmemiz lazım. Ama biz siz ne yapacaklar? Üzgünüm Şakir. Ama artık kendi başlarınalar. Hayır, değiller. Son bir iş. Arkadaşlarımın bana ihtiyacı var. Acele et! Ananaslı pizza. Çekirdeksiz üzüm. Buna emin misin? Sana çekirdeksiz üzüm dedim. Peki. Thank you.
kapatır mısınız? Bir dakika, telefon açmam lazım. Alo, Necati, sizi kurtaracak bir şey buldum ama son derece tehlikeli. Kurtarma paketindeki erikler kütür kütürmüş Remzi. Tuz koymamışlar ama yanına. Necati, eriğin sırası mı şimdi? Ne dedi Mirket? He, o mu? Ben gidiyorum şimdi. Kurtaracağım bizi. Nereye gidiyorsun? Mirket'in dediğine göre AVM'li çalışanlara ayrı bir otoparkı varmış. Kumandası sadece çalışanlara veriliyor. Yani hemen kasiyer olarak orada işe başlarsam oranın kumandasını alabilirim. Bu duyduğum en saçma plan. Ama zor zamanlar Necati saçmalıkları gerektirir. Elveda Necati. Merak etme, bunu başarabilirim. Eriklerin gücü adına. Çabuk, bana iş lazım. Al bunları. Kırmadan taşıyabilirsen iş senindir. İmkansız. Çok sakarım ben. Zihin gücümle bile kırarım. Başka iş bakayım en iyisi. Nasıl yani? Çabuk, bana iş lazım. Bana da iş lazım. Kanka olalım mı? Çabuk, bana iş lazım. Karpuz amiri olabilirsiniz isterseniz. Kabul. Ne yapmam gerekiyor? Şuradaki karpuzlara çeki düzen vereceksiniz. Yo abi, hayat çok boş. Eğlen, coş, yo, çikipav. Aynen abi. Yo. Kavunlar beleşti mi kardeş? Kovuldun. Çabuk müdür bey, bana iş lazım. Necati, zaten işin var senin. Hem sen niye işte değilsin bakayım he? Öyle olmayacak. Keşke karpuz amirliğinden kovulmasaydım. Battık. Çok fena battık. Benzinim bitecek. Yapabileceğim tek bir şey kaldı. Necati'ye güvenmek. Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. Bu onun son şansı. Eğer bariyer açılmazsa ya da benzini biterse olacakları düşünemiyorum. Hadi baba, yapabilirsin. Sana inanıyoruz baba. Remzi'nin eşi Kadriye'den haber geldi. Eğer harcamaya 20 saniye daha devam ederlerse sonsuza kadar batacaklar. Harcama sayacı patlamak üzere. Hadi Necati, hadi. Başaramayacak. Hadi Remzi, sana inanıyoruz. Bu heykel 10 milyon lira. Taksit yok, kartınızı alayım. İşte. Hadi. İş buldum canım Remzi'ciğim. Artık otopark görevlisiyim. Yaşasın. Yaşasın. Başardılar. Sonunda kurtuldular. İşte bu iş bu kadar. Eriklerin gücüne her zaman güven. Ay Remzi, son anda kurtardın bizi. Az daha altın ayı alıyordum. Ben kredi kartı şirketinden geliyorum. İşte borcunuz. Şimdi mi ödeyeceksiniz? Ömrünüzün sonuna kadar taksitlendirelim mi? Canavar kamyonu vereyim, ödeşelim. Yaşasın! Canavar kamyonu oldu! Yuhu! Yuhu! Yakaladım sizi. Çabuk indirin şu drone'u. Drone dedim. Çabuk drone!